Merhaba. 12 Mayıs 2020 tarihinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu online deneme sınavının matematik sorularını çözeceğiz birlikte. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir mahallede bir yardım kampanyası düzenleyen bir firma var. Firma bu kampanyanın şartlarını belirlerken kapı numaralarından yola çıkmış. Kapı numaralarımız 60, 70, 18, 45, 20 ve 66. Bu kapı numaralarından asal çarpanları 2 olan ve bu asal çarpanların toplamı en büyük olan kapı numarasına sahip kişiye laptop hediye edileceğini açıklamışlar. Sayıları asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarını çarpan algoritması yöntemiyle de ayırabilirsiniz. Bu sayılar küçük sayılar olduğu için hızlı bir şekilde kendiniz de ayırabilirsiniz. 60, 70 ve 66'nın 3 tane asal çarpanı var. Demek ki bu sayıları elemem gerekiyor. 48, 18, 45 ve 20'nin ise 2 tane. Bu asal çarpanlardan toplamı en büyük olan ödülü kazanan olacak. Toplamı en büyük olan kapı numarası 45 olmuş oldu. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru ondalık kuvvetlerin çözümlemesi ile ilgili. Ümit bir alışverişe gidiyor. Ürün etiketlerinin üzerindeki fiyatlar bu şekilde kuvvet olarak verilmiş. En az ücreti ödediği sorulmuş. Hemen A şıkkından başlayarak yazalım. Çözümlenmiş halde verilen sayıların karşılıklarını yazıyoruz. Sayıların karşılıklarını yazdıktan sonra sayıları sıralamam lazım. En az ücreti ödeyeceğimi bulacağım. En az ücreti ödeyeceğimi C şıkkını eledim. Diğerlerin hepsinin tam kısımları 407. Tam kısımlar aynı olduğuna göre virgülden sonraki kısımlara bakmam lazım. Virgülden sonra en fazla basamak 3 basamak. O zaman diğerlerini de 3 basamak olacak şekilde tamamlıyorum. Burada bir hata mı yaptım? Bu şekilde olacak. 3 basamak olarak tamamladık. Şimdi sıralamaya bakıyoruz. 10, 100 ve 1 en küçük olanı alacaktık. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Üçüncü soruda bir görselimiz var. Görselde bir kız çocuğu, yanında bir kedi, yanında da bir ağaç mevcut. Kız çocuğun boyuyla ilgili bir yaklaşık değer sorusu bu. Kedinin boyunun kök 5 olduğu söylenmiş. Yaprağın yerden yüksekliğinin de kök 30 olduğu söylenmiş. Kızın boyunun kediye daha yakın bir sayı olduğu belirtildiğine göre aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. İlk olarak bu sayıların yaklaşık değerlerini bulmam lazım. Hangi tam kare sayılar arasında olduğunu belirliyorum. Kök 4 neye eşittir? 2'ye. Kök 9 neye eşittir? 3'e. Aradaki farklara baktığımda burada 1, buradaki fark 4. Öyleyse kök 5 dediğim sayının yaklaşık değerinin 2 olduğunu söyleyebilirim. İstersek bunu ondalık olarak da uzatabiliriz. Yani onda birler basamağında da bakabiliriz. Onda birler basamağında baktığımızda 2.2'nin karesini aldığımda 4,84 bulur. Bu şekilde daha da yaklaşık bir ifadeden bahsedebiliriz. Kök 30'a geldiğimde gene hangi tam kare sayılar arasında olduğuna bakıyorum. Aradaki farklara bakıyorum. Gördüğünüz gibi aradaki farklar çok fazla uzak değil. Biriyle 5 birim, biriyle 6 birim. O zaman kök 25 5'e, kök 6 6'ya eşit olduğuna göre kök 30 değeri ortasındaymış gibi kabul edebilirim. Yaklaşık değeri 5,5'tur diye söyleyebilirim. Bizden istenen neydi? Kedin boyuna daha yakın olmasını istiyorduk. Şıklara bakıyoruz. Şıklara baktığımızda 3,3 yani A şıkkının kediye daha yakın olduğunu rahatlıkla
görebiliriz. Diğerlerinde ise yakınlık yaprağa doğru kaymaktadır. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru bir bilimsel gösterim sorusu. Bilimsel gösterimin tanımı yukarıda verilmiş. Ne şekillerde kullanacağımızı biliyoruz. Aşağıda da bir bilgi var. Bu bilgiye bir bilgisayar programı ile ilgili bit, byte, kilobyte, megabyte'ın çevirmesiyle ilgili bir tablo verilmiş. Bu tabloya bakıyorum. Okuduk. Tabloyu okuduktan sonra soruya geçiyorum. Boyutu 600 kilobyte olan bir resmin boyutunun bit olarak karşılığının bilimsel gösterimini sormuş. İlk olarak tabloda kilobyte'ın byte'a, byte'ın da bit'e çevrildiğini görüyorum. O zaman 600 kilobyte'ı byte'a çevirmek için 1024 ile çarptım. Bizden istenen byte değil bit olduğu için bulduğum byte'ı tekrar 8 ile çarparak bit olduğunu buluyorum. Çarptığımda böyle bir sayıyla karşılaşacağım. 4.915.200. Bu benim için bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterim olabilmesi için kat sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. O zaman sayının sonunda var olduğunu düşündüğüm virgülü sayı 1 ile 10 arasında olacak şekilde sola kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kaydırma işlemini yaptırdığımda 6 basamak kaydırdığım için bu 6 sayının yanına 10'un kuvveti olarak yazıyorum. Cevap B seçeneği olmuş oluyor. Bir şifreleme sorusu var. Bu şifreleme sorusunda Ahmet'in cep telefonunu şifrelemek için uyguladığı kurallar, yani kural verilmiş ve örnekle açıklanmış. Bu kurala göre örnekten gidelim. 5. sorumuz. Kök 128. Kök 128'i A kök B şeklinde yazmış. 64 çarpı 2, 64 dışarıya 8 olarak çıkmış. 8 kök 2. Bundan sonrasında kodu belirlemek için, yani şifreyi belirlemek için kök içini ilk kısım, kök dışını ise ikinci kısım olarak şifre olarak belirlemiş. Yani bunun şifresi 28 olmuş. Diğer örnekte de aynı şeyi anlatıyor. Bizden istenen 464 sayısı. 464 sayısını çarpanlarına ayırdığımızda 4'ün karesi çarpı 29 olduğunu göreceğiz. 4'ün karesi dışarıya 4 olarak çıkacak. Burası da kök içinde 29. Bir daha şifreleme kuralına geliyorum. Şifreleme kuralında ilk önce kök içindeki yazılacak demişti. İlk olarak kök içindekini yazıyorum 29, sonra kökün dışındaki katsayı yazıyorum 294 oldu cevap. Görsel bir sorumuz var. Bu görsel soruyu üzerinde yapabilirsiniz. İki tane küpüm var. Küplerin bir yüzeylerinin alanları verilmiş. Yüzey alanları 1,44, 0,64. Küçük küp, büyük küpün tam ortasına yerleştirilmiş. Bu bizim için önemli. Tam ortasına yerleştirildiği zaman küplerin orta noktaları üst üste çakışacaktır. Bu bilgiyi kullanacağız. Karıncanın hareket ettiğini varsayarsak bize ne lazım? Bu küplerin kenar uzunlukları lazım. Küplerin kenar uzunluklarını bulmak için verilen alanların kareköklerini alacağız. 6. soru. 1,44 büyük olan kübümün alanıydı. 144 bölü 100, 12 bölü 10, yani 1,2. Küçük olan kübümün kenar uzunluğunu buluyorum. 64 bölü 100, 8 bölü 10, 0,8. Şimdi bundan sonrası tamamen karıncayı hareket ettirmeme bağlı. Karınca yukarı çıkarken nereye varacak? Yukarıdaki yiyeceği alacak. İlk olarak çapraz gidemeyeceğine göre düz harekette karınca yukarıya doğru çıktı. İlk hareketim büyük kübün kenar uzunluğu kadar olacak. Yani 1,2 artı. Daha sonra şurada bir parça var. Tekrar o parça uzunluğunu bulmadan önce dikkat etmem gereken bir şey var. Küçük kübün kenar uzunluğunda hareket ettim. 0,8.
Neden parçayı bıraktım? Çünkü parçaları birleştireceğim. Burada bir parçam var, yukarıda bir parçam var. Bu yiyecek tam ortada olduğuna göre ben buradan iz düşüm alırsam, bakın şu şekilde iz düşüm aldığımda bu noktanın tam iz düşümü büyük karenin orta noktasına gelecektir. Yani bu iki parça dediğim o parçaların toplamı 1,2'nin yarısına denk gelir. Bu da 2,6 santimetredir. Bizden milimetre olarak istediği için 26 milimetre olacak cevabımız. Bir cebirsel ifade sorusuna geldik. Bu cebirsel ifade sorusunda bir dikdörtgen, bir de kare verilmiş. Bunların ortak bir kenarları var. Ortak kenarım EB kenarı. Kare bu dörtgenlerin bana verilen alanları var. Alanlara göre ortak kenarın uzunluğunu belirlemem lazım ilk olarak. Çünkü soruda AB ve BC kenarlarının orta noktalarının arasındaki mesafeyi istiyor. Çarpanları ayırmadan başlamam gerekiyor. 8A eksi 24, 4A kare eksi 12A artı 36. Ben size 3 teriminden başlamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü 3 terimlerde ilk olarak bakmam gereken bu bir tam kare çarpan mı? Tam kare olup olmadığını anlamak için ne yapıyorum? İlk ve son terimin kare köklerini aldım. 2A, 6. Çarpımların iki katı ortadaki sayıyı verdiğine göre bu tam kare ifadedir. Ama neyin tam karesidir? 2A birinci çarpanım. Birinci terimim 6, ikinci terimim. Aradaki işaret nereden geliyor? Buradan geldi. 2a eksi 6'nın karesi. Bunu bulduktan sonra yukarıdaki cebirsel ifadeyi de bu çarpana uyarlayarak ayırırsam şu şekilde ne yapmış oldum? Çarpanlarına ayırmış oldum. O zaman EB uzunluğum 2a eksi 6. Benden istenen AB ve BC'nin orta noktası. AB uzunluğum kaç oldu? 4 oldu. Çünkü dikdörtgenimin alanı 8A eksi 24. EB 2 üzeri 2A eksi 6 olduğu için BC uzunluğum gene 2A eksi 6 olacak. Çünkü bu bir kare. Orta noktaların arasındaki mesafeden bahsediyordu. AB'nin orta noktası şurada göstermek istiyorum. Şurası BC'nin orta noktası burasıdır. Bu mesafe A eksi 3'e, bu mesafe ise neye eşit olacak? Pardon, tam tersi. Burası 2'ye, burası A eksi 3'e eşit olacak. Uzunluklar arasındaki farkı sormuştu bizden. A eksi 3. Bu şekilde bulabilirim. Evet, bu soruda bu şekilde A şıkkı olacak. Bu bir olasılık sorusu. Bunda herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 30 tane kartım var. Eşleştirme oyunu. Genelde küçük kardeşlerinizin oynadığı oyunlardandır. Her karttan 2 tane var. Bu şekilde 15 farklı resim yerleştirilmiş. Birinci kartı açtıktan sonra kartın eşini bulma olasılığı kaçtır diye soruyor. 30 kartım olduğu için bir kartı elediğimde geri 29 kart kalıyor. Onun için de herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 29 da bir olasılığa sahiptir. Evet, koşullu bir sorumuz var. Yönergelerimiz var. Bu yönergeleri düzgün okumamız gerekiyor. Bir iş yerinin ücret ödeme ile ilgili bir yönerge tablosu var. Her çalışan iki sayısının pozitif tam sayı kuvveti olan günlerde ödeme yapılacak. Ödeme tutarı bu ödeme yapılan gün sayısıyla gündekiyle aynı olacak. Her 3 ödemede bir işçiliğe 24 lira ek ödeme yapılacaktır diyor. 3 arkadaş işe girmiş. Birincisi 40 gün. İkincisi 63 gün, üçüncüsü de 130 gün sonunda işten ayrılıyorlar. Bu iş yerinde 130 günlük süre zarfında bu 3 kişiye ödenen toplam ücreti istemiş bizden soru. Şimdi ödemelere baktığımda 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri demiştik.
Ödeme yapılacak günleri belirlemem lazım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. Neden 2 üzeri 7'de bitirdim? Çünkü en yüksek ücreti 130. güne kadar çalışan alacak. 2 üzeri 7 de zaten 128'e eşit. Burada bırakmam gerekiyor. Şimdi ödeyeceğim tutar bunların değer karşılığı olduğu için üstlerine değerlerini yazıyorum. Burada unutmamam gereken bir durum var. Her 3 ödemeden sonra işçilere 24 ek ödeme yapılacak. 40 gün çalışan bir işçi nereye kadar gelecek? 2 üzeri 5'e, yani 32. gün en fazla ücret alabilecek. Daha sonrasında ücret almıyor. 2 aldı, 4 aldı, 8 artı, bunu parantez içinde yazdım, 3. günden sonra bir 24 lira aldığı için 16, 32. 63 gün çalışan 2, 4, 8, 24, 16, 32. Çünkü 64'ü o da alamayacak. 130 gün çalışan 130 gün çalışan da 2 kere 24 liralık primi almış oluyor. Toplamlara bakarsak 10 30 62 86, bu da aynı 86. Burayı topladığımızda 302 buluyoruz. Şu ikisinin toplamı 172 yapıyor. 302 artı 172, 474 liralık bir ödeme yapmış olmamız gerekiyor. Yine bir cebirsel ifade sorusu. Şekille desteklenmiş bir soru. Soru uzun olabilir ama sorunun işlemsel olarak herhangi bir zorluğu yok. Bu bir pasta. Ali öğretmen büyük olan pastayı kız öğrencilere, küçük olan pastayı ise erkek öğrencilere bu şekilde parçalamış. Pastanın alanı cebirsel ifade olarak verilmiş. İkinci pastayla ilgili bir bilgim yok. Onun alanını istiyor. Sadece şurada bir şeyden bahsediyor. Erkek öğrencilerin alacağı her bir pasta diliminin bir kenarı, kızların alacağı her bir dilimin bir kenarından 1 cm daha kısadır. Eğer bu soruda kenar uzunluğunu bulup parça uzunluğunu bulmaya kadar gidersek soruyu çok fazla karıştırabiliriz. Daha kısa yoldan çözebiliriz. X kare 6x artı 9. Bu bir tam kare ifadedir. Neyin tam karesidir? X artı 3'ün tam karesidir. O zaman benim bu pastamın kenar uzunluğu 8 olacak. X artı 3'e eşit olacak. Ama 4'e bölünmüş, ona bölecek miyim? Hayır, bölmeyeceğim. Çünkü o benim bir işime yaramıyor. Devam ettiğimde diğer pastanın her bir kenarının birer santimetre daha kısa olduğunu biliyorum. O zaman her bir parça birer santim kısaysa, bakın diğer pastada bir kenarda 4 parça oluşuyor. 4 çarpı 1'den kenar uzunluğu ne kadar azalacaktır? 4 azalacaktır. Azalacağı için x artı 3 ile eksi 4'ü topladım. O zaman erkek öğrencilere dağıtılacak olan pastanın bir kenar uzunluğu x artı 1 oldu. Bunun alanını bulmak için x artı 1'in karesini alıyorum. Bunu da formülü kullanarak yapabilirsiniz. Birinci terimin karesi, birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi şeklinde. Üstü sayılarla ilgili bir sorumuz var. Bu bir su fabrikası ile ilgili verilmiş. Yukarıda bir bilgi var. Eğer bilgi veriliyorsa o bilgiyi mutlaka soru içinde kullanacağımdır. Yani kullanılmayacak bir bilgi bize verilmez, sunulmaz hiçbir soruda. Soruyu okuyoruz. Bir fabrika var. Fabrikanın sevkiyatı ile ilgili bilgiler verilmiş. Verilen sayılarda şişenin boyutu, kolilerde kaç şişe olduğu, bu kolilerin tekrar kasalara konduğundan bahsediyor ve son olarak da kamyon
kamyondaki, kasaların konulduğu kamyondaki toplam su miktarından bahsedilmiş. Şimdi dikkat ederseniz bir sürü sayı var. 210, 512, 8, 16, 200'lere 14 gibi. Bu soruyu yapmaya başlamadan önce bütün sayıları 2'nin kuvveti olarak yazmam lazım. Verilen bütün bilgileri not ediyorum. 512'nin 2'nin kaçıncı kuvvetine olduğunu daha önceki sorudan da giderek yapabilirsiniz. 2 üzeri 7'nin 128 olduğunu söylemiştik. 2 üzeri 8, 256 olacak. Bir katı daha alacağım. Demek ki 2 üzeri kaça eşit? 9'a eşit. Eğer bunu yapamıyorsam çarpan algoritmasıyla sırayla yapmam gerekiyor. 8, 2 üzeri 3'e eşit. 16, 2 üzeri kaça eşit? 4'e eşit. İlk olarak kasadaki su miktarını bulmam lazım. Kasadaki su miktarı bu ikisinin çarpımına eşit olacak. Çünkü her şişe bu kadar, her kolide bu kadar şişe var. Daha sonrasında her bu kadar kolide kasaları doldurmakta kullanılıyor. Bunları çarptığımda bir kasada ne kadar su bulunduğunu bulmuş oluyorum. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu bulduğum bir kasadaki su miktarı. Devamına geldik. Kamyonda 2 üzeri 14 litre su var diyor. Dikkat etmemiz gereken şey verilen ifadenin litre olması ama bizim bulduğumuz mililitreydi. O zaman bunu mililitreye çevirmem lazım. Mililitreye çevirmek için 2 üzeri 10 ile çarptım. Bu kamyondaki su. Kasadaki suyu biliyorum. Kamyondaki toplam suyu biliyorum. O zaman 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 16'ya böldüğümde kaç kasa yüklenmiş olduğunu buldum. Bulduğum sayı 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'in değeri de 256 olacak. Evet, bir olasılık sorusu. Bu olasılık sorusuna işlem yapacağım bir durum yok. Direkt üzerinden yapabiliriz. Bir torba var. Torbamda 2 yeşil, 4 mavi, 6 siyah özdeş top var. Ve buna göre bilgiler verilmiş. 1, 2, 3, 4 tane seçeneğim var. Torbadan çekilecek bir topun siyah olma olasılığı en fazladır. Biz doğru olanları arıyoruz. Evet, siyah top sayısı fazla. 1 doğru. Şıklarda mutlaka 1 olacak. Bir torbada çekilen topun siyah olmama olasılığıyla siyah olma olasılığı eşittir diyor. Siyah 6 taneydi. Siyah dışında gene 6 tane top olduğu için eşittir. 2 de olacak. O zaman birinci şıkkı, yani A şıkkını ne yapabilirim? Eleyebilirim. 1 ve 2 olmak zorunda. B şıkkını da eledim. A ve B şıkkı elendi. Üçüncüye geldim. Çekilen topun mavi olma olasılığının değeri en küçüktür demiş. 3 kesinlikle yanlış. En az değere sahip olan yeşil. Bu deneyde çekilen topun yeşil olma olasılığı %35'tir diyor. Yeşilin %35 olması demek 3'te 1'ine denk gelmesi demek. Ama yeşil toplam sayının 3'te 1'ine denk gelmiyor. Daha az. O yüzden cevap C seçeneği 1 ve 2 olacak. Gene olasılık sorusu. Bu olasılık sorusunda hem olasılık hem irasyonel, rasyonel terimlerini birlikte kullanılmış. Bu bir ofis. Ofiste çalışanlara numaralar verilmiş. Bu çalışanlara verilen numaralar şu şekilde. Esin Hanım'ın seçtiği odanın rasyonel ve irasyonel olma olasılığı eşit olduğuna göre demiş. A ve B odalarının numaraları hangileri olabilir? Hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi bakmam gereken bunların olasılıkları eşitse irasyonel ve rasyonel sayılarının da adetinin eşit olması gerekiyor. Üzerinde gösterebilir miyiz acaba? Kök 45 irasyonel. B'yi bilmiyorum. Kök 51 irasyonel. 2 kök 36 tam kare olduğu için rasyonel. Kök 1
rasyonel. 5 kök 12 devirli, rasyonel. Kök 17 irrasyonel. 3 bölü 5 rasyonel. Kök 115 irrasyonel. Pi irrasyonel. 225 ise rasyonel. Hepsini gruplandırdığımda şunu görüyorum. 5 tane irrasyonel, 5 tane de rasyonel var. Zaten eşit, eşitliği bozmamak için benim seçeneğimde biri irrasyonel, birinin de rasyonel olması gerekiyor. Bu da B seçeneğinde 2 üzeri 3, 8 rasyoneldir. 2 kök 32 ise irrasyonel ifadeyi verir. Evet, şu anki günümüzdeki durumumuzu anlatan bir matematik sorusu. Evde kalla ilgili bir tablo verilmiş. Tabloyu yorumlayacağız. Bu tabloyu yorumlayabilmek için tabloyu güzel bir şekilde okumamız lazım. Tabloda test sayısı ve evde kal tedbirlerinin uyulmasıyla ilgili bir tablo var. Eğer evde kal tedbirleri uygulanıyorsa test sayısının %6'sı kadar vaka olduğu söyleniyor. Eğer uygulanmıyorsa test sayısının %10'u kadar vaka kaydına geçildiğinden bahsetmiş. Bu verilen bilgilere göre en düşük vaka sayısıyla en yüksek vaka sayısının toplamı kaçtır demiş. 1500 ilk A şehrinden başlıyoruz. Evde kal uygulandığı için %6'sını alacağım. 90 vaka. B şehrine geçtim. B şehrinde de gene evde kal kuralları uygulandığı söylenmiş. 60 vaka. C şehri, burada kuralların uygulanmadığı belirtildiği için %10 oldu. 85 vaka. Gene D şehrinde de tedbir kurallarının uygulanmadığı açıklanmış. Burada da kayda geçen 80 vaka olmuş. En düşük vaka sayısıyla en yüksek vaka sayısının toplamını istemişti. En düşük ve en yükseği topladığımda cevabın 150 olduğunu bulabiliyorum. Evet, bu çarpanlarla ilgili, çarpanlar ve katlarla ilgili bir soru. Şerit dizme ile ilgili. İki tane şeridim var. Bu şeritlere verilen blokları, özdeş blokları yerleştireceğim. Birinci şeride yerleştireceğim bloklar 6 santim. İkinci şeride yerleştireceklerim ise 8 santim. Ve renklerin sıralaması da farklı olarak verilmiş. Şöyle düşünebilirim. Eğer bu sıraya göre devam edecekse, birinci şerit için mavi, kırmızı, yeşil denmiş. O zaman her 18'li grup aynı olacaktır. 6, 6, 6'yı topladığımda 18 santim, her 18 santim aynı renklerden oluşuyor. Şunu bilmem gerekiyor. Benim şeridim 1 metreden kısa. Yani 100 santimden daha kısa olmak zorunda. Şimdi ben bu 18'i yerleştireceğim. Kaç 18 yerleştirebilirim 100 santime kadar? Ona bakıyorum. 90'da kaldım. 90'a bir 18 daha eklersem 108 olur. O zaman şeridin boyutunu geçmiş olurum. O zaman 90'da kaldım. Ama şeridi doldurmam da isteniyor. Yani en fazla kart kullanmam gerekiyor. 100'e yaklaşacağım. 100'den küçük olacağım. O zaman kaç kart ekleyebilirim? Bir kart daha ekleyebilirim. Yani bir kart ekleyeceğim. Bu kartım ilk şerit için sıralama mavi, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil olarak gittiği için ekleyebileceğim kart ne olacak? Mavi olacak. Buna bakarsam direkt şıkları eleyerek de gidebilirim. Birinci şerit için mavi olan sadece C şıkkı var. Ama böyle olmayabilirdi de. O yüzden ikinci şerit için de sağlamasını yapalım. Gene renklerin dönme uzunluğunu buldum. 24'ün katlarından gidiyorum. Bu sefer 96'da bitti. 96'da bitti. Buna bir kart daha ekleyebilir miyim? Ekleyemem. Kart eklediğim takdirde 100'ü geçiyorum. 104 oluyor. 96'da biten rengim ise yeşil, kırmızı, mavi. O zaman her ikisi de biten kart olarak ne olmuş oluyor? C seçeneğindeki mavi olmuş oluyor.
gibi yaklaşık değer kareköklü sayılarda yaklaşık değer aşina olduğumuz sorulardan sayıların yaklaşık değerlerine göre bir planlama yapmış bir otelden bahsediyor. Bir tane örneği okuyalım. 15 numaralı oda kök 15, 4 olduğu için 15 numaralı oda 4. katta yer almaktadır. Yani bizim aradığımız şey soruya baktığımızda Fatih'in odasının 7. katta olduğu söylenmiş. O zaman Fatih'in oda numarası hangisi olamaz diye soruyor. Yaklaşık değeri 7 olmayanı arıyorum. Bunun için bir kere 45, 7'yi kök için aldığımda kök 49'dur. 49'a yakınlığına ya da aralığına bakarak gidebilirim. Şimdi kök 42'ye bakacağım. Kök 42 kök 36 ile kök 49 arasındadır ama 36'ya daha yakındır. 36'ya daha yakın olduğu için kök 42'nin yaklaşık değeri 6'dır. O zaman A seçeneği 7. katta olamayacak bir oda numarasını vermekte. Yine bir cebirsel ifade sorusuna geldik. Bu cebirsel ifadede bir tablo, duraklar, duraklar arası mesafe ve hız verilmiş. Pardon, hız ve süre verilmiş. Bizden mesafe isteniyor. Kule, Nalçacı, Belediye, Kültür Park, Zafer, Alaaddin, Alaaddin Tepesi. Bakın bu bir Konya haritası. Konya'daki metro istasyonunun verilmiş olduğu bir krokisi var elimde. Buna göre kule durağından Kültür Park durağına kadar kat ettiği mesafenin cebirsel ifadesi hangisidir diye sorulmuş. İlk önce kuleden Nalçacı'ya gidecek. Nalçacı'dan belediyeye, belediyeden de Kültür Park'a. Yol fen dersinden biraz örnek alalım. Hız çarpı neye eşittir? Zamana eşittir. O zaman yolları bulabilmek için, bu aradaki yolları bulmak için hızla ne yapıyorum? Süreyi çarpıyorum. Birinci mesafeyi bulmak için x eksi 1 ile 2x'i çarptım. 2x kare eksi 2x. İkinci yolu bulmak için 2x eksi 1 ile 2x eksi 3'ü çarpıyorum. Üçüncü mesafem x çarpı x artı 4. Buldum bu yolları toplamam istenmiş. Hemen benzer terimleri kendi aralarında toplayarak alt illa yan yana yazmak zorunda değilim. Alt alta yazarak da yapabilirim. X karelerin toplamı ne yaptı? 7x kare eksi 10x artı 4x geldi. Eksi 6x. Bir de sabit terimim var. Artı 3, yani cevap Denizli olacak. Bir kroki sorusu var. Bu verilen kroki Yalova spor tesisleri ile ilgili olduğu söylenmiş. Tasarlanan bir tesis var. Çevresi 4 birim kare şeklinde. Bu şekilde parçalara ayrılmış. Parçalara ayrılırken de her seferinde 3 parçaya ayırarak alanlar belirlenmiş. Bizden istenen krokide boyalı olarak gösterilen bölgelerin alanları toplamı. Dikkat edersen bu alanların hepsi birbirine eşit parçalardan oluşuyor. 9 parça var. Bir tanesinin alanını bulmam yeterli olacaktır. Şimdi tesisin çevresi 4 birim olduğuna göre bir kenar uzunluğu 1 birim olacak. Bir kenar ilk başta 3'e bölünmüş. 1 bölü 3, yani 3 üzeri eksi 1. Şu parçalar 3 üzeri eksi 1'e eşit. Daha sonra bu bulduğum parça tekrar 3'e bölünmüş. 3 üzeri eksi 1'i tekrar neye bölmüşüm? 3'e bölmüşüm. Bu da 3 üzeri ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Yani şu boyalı olan dikdörtgenlere bakacak olursam, boyalı olan dikdörtgenlerin kısa kenarı 3 üzeri eksi 2, uzun kenarları neye eşit? 3 üzeri eksi 1'e eşit. Dikdörtgenin alanını bulmak istiyorum. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. 3 üzeri eksi 3 olarak buldum. Biraz önce başlarken söylemiştik, boyalı olan 9 parçam var. Toplam alanı sorduğu için 3 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarpıyorum. 3'ün karesi
Mutlaka 9'u 3'ün kuvveti olarak yazmam gerekiyor. Çünkü üslü ifade çarpımı yapıyorum. Üsler toplandı. Cevap 3 üzeri eksi 1 oldu. Evet, veri analizi ile ilgili sorulardan bize bir otelle ilgili bilgi verilmiş. Otele gelen turistlerin milliyetleri ve gecelik konaklama ücretleri ile ilgili iki tane tablo, bir grafiğim var. Bir de aşağıda bir bilgim var. Bu bilgilere bakalım. Türk, Rus ve Alman turistlerden oluşan bir grup gelmiş. Bu gelen gruptaki toplam kişi sayısının 90 olduğu söyleniyor. Bu kişi sayısının dağılımını da aşağıdaki daire grafiği ile göstermiş. Şimdi daire grafiği bizim için 360 dereceyi temsil eder. 360 derece bu soru için toplamda 90 kişiyi ifade ediyor. Ruslar 120 dereceyle gösterilmiş. Türkler ve Almanlar. Türkler 80 derece, Almanlar 160 derece. Bundan sonra yapacağım şey, tek tek doğru orantı kurmaya çalışmama gerek yok. Açıyla kişi sayısı arasındaki ilişkiyi görmem lazım. 360-90'a nasıl düşer? Bu bunun neyidir? 4'te 1'idir. Yani 360'ı, açıyı 4'e böldüğümde kişi sayısının verdiğini görebiliyorum. Bu diğerleri için de geçerli olacaktır. Hepsini ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. O zaman Rus 30 kişiymiş. Türk 20 kişi, Alman ise 40 kişi. Soruya devam ettik, diğer tabloya geçtik. Türklerin gecelik ücretini bilmiyorum. Ruslar 120 lira, Almanlar 160 lira ödemiş. Ve 3 gece için toplam konaklama bedeli 36 bin lira. O zaman biz ilk olarak bir gece için ödenen toplam bedeli bulalım. 12 bin lira. Türkleri bilmiyoruz ücretini ama Rusların ücreti 120, Almanların ücreti ise 160. 30 Rus olduğu için 3600 lira, 40 da Alman vardı, 6400 lira. Rus ve Almanların otele ödediği toplam para 10.000 lira. 12 bin lira ödendiğini biliyoruz. Demek ki Türklerin ödediği miktar otele 2000 lira. Türk 20 kişiydi. 2000'e 20'ye böldüğümde kişi başına 100 lira ödediklerini bulmuş oluruz. Evet, bu son sorumuz. Gene bir olasılık sorusu. Burada bir fark var. En az, en çok ifadesi geçiyor. Bu da şartları kendim belirlediğini gösterir. 3 tane şartım var ama bu şarta göre aşağıdaki durumun en çok olmasını sağlamam lazım. Bir çiftlik var. Çiftlikte 4 farklı türden hayvan bulunmakta ve toplam hayvan sayısı 30. Koyun, at, inek ve tavuk var. İfadeleri okuyalım. Koyunların sayısı atlardan fazladır. İneklerin sayısı atlardan fazladır. Rastgele seçilen bir hayvanın tavuk olma olasılığı %10'dur. Burada bize net bilgi veren sadece 3. cümle. 30 hayvan vardı. Bunun %10'u tavuk olduğu söylenmiş. O zaman tavuk sayısını direkt yazabilirim. Tavuk sayısı 3. Koyunun en fazla olmasını istiyorum. Koyunun en fazla olabilmesi için diğerlerini en az seçmem lazım. Şunu görüyorum ki at en az olacak. Çünkü koyun ve inek attan daha fazla. O zaman ata 1 diyorum. İneğe de verebileceğim en küçük değeri verdim. İnek ve tavuk arasında herhangi bir bilgi yok. O yüzden ineği 2 olarak kabul edebilirim. Buranın toplamı 6 oldu. Toplam hayvan sayısı 30'du. O zaman koyunun alabileceği en çok değer 24'tür. Olasılığa baktığımda olasılığım 24/30 olur. İlk önce sadeleştirmeyi tercih ediyorum. 6 ile sadeleştirdim. 4/5 yüzde olarak yazdığımda
%80'e denk geliyor. Arkadaşlar sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. LGS'de başarılar dilerim.